Sevgili seyirciler, Akıl, Bilim ve Kur'an programının bu haftaki konusu Kureyş Suresi. Kureyş Suresi'nde Arapça ve Türkçe yazılımı için kendisine rica ettiğim İzmir 60. yıl Anadolu Lisesi Kur'an dersi öğretmeni Güngör Bey bu daveti kırmadılar. Bursa'ya kadar teşrif ettiler. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün Kureyş Suresi'nin orijinal ve anlamını kendisinden tahtaya yazmasını rica edeceğiz. O yazacak ve biz de onun üzerinde hep beraber akıl ve bilim ışığında sizlerle sohbet edeceğiz. Önce her zamanki gibi Kureyş Suresi'nin Arapçasını banttan dinleyelim. Daha sonra programımıza devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Güngör Bey, sizden rica etsek okunan Kureyş suresinin Arapçasını ve kelime kelime anlamını tahtaya yazarsanız, siz yazarken de ben de biraz tarihi malumat vereyim. Tabii. Siz hazırladıktan sonra onun üzerine devam Tabii. edeceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi her sure ile ilgili aklımızı işletmek ve bilimden istifade etmek gerektiğini biliyoruz. Şimdi tarih bir bilimdir. Tarih Profesör Doktor Hasan İbrahim Hasan'ın İslam Tarihi kitabından Kureyş kelimesinin ne olduğuyla ilgili bazı pasajları buradan okumak istiyorum. Hep beraber öğrenelim. Kureyş nedir? Hakimiyetin Kureyş kabilesine geçişi. Kureyş'te hükümet. Kureyş kabilesi Mekke'de hükümeti kuran bir kabilenin ismi. Aynı zamanda meslek olarak da hepsi tüccar. Ticaretle uğraşıyorlar. Bol miktarda altın olarak sermayeleri var. İthalat ve ihracat yapıyorlar. Aynı zamanda da Mekke'deki hükümeti bunlar oluşturuyor. Şimdi İslam Tarihi kitabının 67. sayfasından okuyorum. Kureyş kabilesinin görevleri. 1. Darun Nedve reisliği, Kureyş'i toplantıya çağırmak, Kureyş'in ileri gelenlerini toplamak görevidir. Kureyşler önemli işlerini Darun Nedve'de görüşürler, kızlarını da orada evlendirirlerdi. Ancak 40 yaşına girenler toplantıya katılma izni verilirdi. 2. Liva, silahlı kuvvetlerin başkanlığı görevidir. Liva sancak kimdeyse bu görevi o yürütür, savaş anında sancak onun tarafından taşınırdı. Yani Genelkurmay Başkanı'nı da Kureyş kabilesi atıyor. 3. Hicabet. Kabe'nin perdedarlığını ve hizmetini yürütmek vazifesidir. Bu görevi yürüten kimse olmaksızın Kabe'nin kapısı açılmazdı. Kabe'nin hizmetlerini de bu görevi yürüten kişi görürdü. Yani Kabe'deki ortak hizmetleri de bu kabile yürütüyor. 4. Sikayet ve rifadet. Hacılara su ve yiyecek temin etme görevidir. Mekkeliler havuzlara zemzem suyu doldurur, biraz hurma ve kuru üzümle tatlandırırlardır. İslam'ın ortaya çıktığı dönemde sikayet görevi Abbas bin Abdülhamid oğullarında idi. Hacılara yiyecek temin görevi rifadete gelince Kusay'ın hacılara ziyafet yoluyla yiyecek hazırlamasını sağlamak için Mekke'ler yüklediği bir mükellefiyettir. Kureyş yönetime getirdiği önemce bunlardan sonra gelen diğer görevler de vardır diyor. Ayrıca Kureyş'te hükümet görevi İşlerinden ileri görüşlü, zeki ve cömert kişilere teslim edilirdi. Demek ki hükümet görevinde kendi aralarında ileri görüşlü, zeki ve cömert kişilere hükümet görevinde teslim ediyorlar. Kureyş bu. Yani Kureyş büyük bir kabilenin ismi. Aynı zamanda bu kabilenin tamamı tüccar. Aynı zamanda Mekke'deki meclisin yürütücüsü bunlar. Meclisi toplantıya çağırıyor, meclis başkanlığı görevini yapıyorlar. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nı atıyorlar.
Aynı zamanda Hicaz bölgesindeki ortak işleri de bunlar yürütüyorlar. Böyle bir kabile. Şimdi böyle bir kabilenin adına bir sure iniyor. Yani hükümeti elinde tutan kabileye bir sure iniyor. İlginç. Yani diğer ayetlerde bütün insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim, Kureyş suresinde hükümeti elinde tutan kabileye hitap ediyor. Bakalım hükümeti elinde tutan kabileye Rabbimiz nasıl hitap ediyor ve neler söylüyor. Demek ki şimdi biz eğer şu tarih kitabını okumazsak, bilimden istifade etmezsek Kureyş suresi deyip geçeceğiz. Acaba Kureyş nedir? Tüccar deseniz tam manasıyla ifade etmiyor. Kureyş kabilesi deseniz tam manasıyla ifade etmiyor. Bunun hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak lazım ki bu sureyi daha iyi anlayalım, hayatımızda daha iyi uygulayalım ve daha iyi anlatalım. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'deki sureleri okurken özellikle surelerin isimleriyle ilgili ve diğer bilgilerle ilgili bilim kitaplarına başvurmamız gerekiyor. Böylelikle sureyi daha iyi anlamamıza yol açıyor. Bu profesör Mısır'da el-Eser profesörlerden birisi, büyük bir tarihçi Hasan İbrahim Hasan. Başka tarih kitapları var. Onlardan da istifade edebiliriz. Ayrıca Kureyş nedir diye internete, Google'a girdiğimiz zaman Kureyş'in ne olduğuyla ilgili internetten de bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi Kureyş suresini biraz sonra Arapçasını ve anlamını inceledikten sonra usul olarak biz bir Kureyş suresinden günümüzde nasıl istifade edelim onun üzerinde de konuşacağız. Ve günümüzde bize nasıl bir yol gösterecek, nasıl ışık tutacak onun üzerinde duracağız. Ve bu sureden istifade etmeye çalışacağız. Hayatımıza aktaracağız ve bu güzelliklerden herkesin de yararlanması için bunu anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdi sanıyorum kameramız yazıyı gösteriyor. Güngör Bey, siz kelimeler üzerinde tek tek bir açıklamada bulunun. Evet. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kureyş suresi 4 ayet. Buraya 5 cümle yazdık ama şu son ayeti mecburen alta yazdık. Li ilafi, ilaf kelimesi telif etmekten. Telif etmek kelimesi var. Yani birleştirmek, buluşturmak, bir araya getirmek. Ya da bir şeye ısındırmak, ısınmak. Li ilafi, ısındırdığı için. Yani ilk Kur'an'da tek böyle bir harfle başlayan tek sure bu. Yani bir harfle başlıyor. Lam-ı talil deniyor buna. Alıştırdığı için, Kureyş'in, Kureyş'i alıştırdığı için. İlafihim, onları alıştırdığı için. Rıhlete şitai, kış yolculuğuna. Rıhlet yolculuk, şita, kış. Ve sayfi ve yaz yolculuğuna. Onları alıştırdığı için. Felya'budu, öyleyse ibadet etsinler ve kulluk etsinler. Rabbe hazel beyt, bu beytin, bu evin Rabbine, bu evin sahibine, yani Kabe'nin sahibine kulluk etsinler öyleyse. Ellezi, o ki, yani o Allah ki, o Rab ki, et'amehum min cu'in, açlıktan, onların açlıklarını giderdi ve onları doyurdu. Besledi, çok güzel bir şekilde onlara nimetler geliyor, harika ticaretler yapıyorlar. Ve amenehum min havf, ve korkudan, havf korku, ve korkudan da onları güvene, emniyete kavuşturdu. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi herkesin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim Mekke şehrinde inmeye başladı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Mekke şehrinde yaşıyordu. Mekke şehri nasıl oluştu? Allah-u Teala İsmail neslinden Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i, Haşim oğullarından da beni seçmiştir buyuruyor Peygamberimiz. Demek ki
Mekke şehrinin ilk kuruluşu Hazreti İsmail'le, Hazreti Hacer'le, Hazreti İbrahim'le oluşuyor. Hazreti İbrahim'in çocuklarından bir tanesi İsmail, bugünkü Mekke şehrinin kurucusu. Diğer çocuklarından bir tanesi de İshak, o da bugünkü İshak oğullarının, İsrail oğullarının kurucusu. Dedesi. İkisinin de dedesi Hazreti İbrahim. Demek ki bugünkü Mekke şehrinde yaşayanların da, yani Arapların da atası Hazreti İbrahim, Musevilerin de atası Hazreti İbrahim. Museviler İshak soyundan geliyor, Araplar İsmail soyundan geliyor. Ve uzun yıllar, binlerce yıldan sonra hakimiyet Kureyş kabilesine geçiyor. İşte Hazreti Muhammed peygamberimiz de Kureyş kabilesinin bir üyesi. Ve peygamber olarak Allah tarafından seçiliyor. Ve 29. iniş sırasına göre 29. gelen surede Kureyş suresi indiriliyor. Yaklaşık olarak, yıl olarak peygamberliğin gelişinden 5. yıl içerisinde. Ve Kureyş kabilesine Rabbimiz hitap ediyor. Diyor ki, sizi yaz ve kış yolculuğuna alıştırdım. Sizi açlıktan kurtardım. Sizi korkularınızdan güvenliğe ulaştırdım. Sizi ticarete alıştırdım. Rabbin direkt Kureyş suresi hitabı. Bakın bunlar nasıl oldu? Biraz sonra tek tek bunlar nasıl olduğunu tarih içerisinde anlatacağız. Demek ki Rabbimiz Kureyş kabilesine, Kureyş hükümetine ne yapmış? Tarih itibariyle ticarete alıştırmış. Onları açlıktan korumuş ve onları güvenliğe kavuşturmuş. Şimdi güvenliği sağlayan bir Rab, onları açlıktan koruyan bir Rab ve onları tüccar yapan bir Rab düşünün. Diyor ki, bunları siz biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz. Bunları benim yaptığımı diyor Rabbimiz. Hiç olmazsa benim size yaptığım bu lütufların karşılığında o zaman diyor, neden bana ibadet etmiyorsunuz da taştan, topraktan yapılan putlara ibadet ediyorsunuz? Bu nasıl diyor akıl? Bu taşın, toprağın, putların zaten kendisine faydası yok. Bunları ben size sağladım, bunu biliyorsunuz. Bunları yapan Rabbe kulluk etmiyorsunuz. Lata, menata, uzata, taştan, topraktan yapılan putlara ibadet ediyorsunuz diyor. Cenab-ı Allah burada Kureyş suresine hitap ediyor. Diyor ki, bunları hatırlayın, aklınızı başınıza alın, taştan yapılmış putlara ibadet etmeyin, yalnız bana kulluk edin diye hitap ediyor. Peki bu olaylar tarih içerisinde nasıl meydana geldi? Bunu bilelim ki bunu günümüze aktaracağımız zaman doğru aktarmış olalım. Önce bu surenin gelmiş olduğu ortamda, Kureyş suresinin gelmiş olduğu ortamda bu surenin peygamberimiz tarafından ve Kureyş kabilesi tarafından nasıl anlaşıldığını bulmamız lazım. Tarih bilimi çerçevesinde bulmamız lazım. Sonra bunu bulduktan sonra bu sure günümüzde geldiği zaman kime hitap eder ve ne söyler ve nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunu işleyelim. Şimdi Güngör Bey, yaz ve kış yolculuğu nasıl oluşuyor? Tarihle ilgili kısa bir açıklama rica edelim. Evet, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var, bir söz vardır. Yani genelde tarihçiler kullanır. Eğer Kabe olmasaydı, yani o şu bizim gördüğümüz siyah, hani dikdörtgen küp şeklindeki Kabe olmasaydı, orada şu ana kadar herhangi bir şehir ve uygarlık olması mümkün değildi. Yani bunu bir defa tespit etmek lazım. Kabe orada muhteşem bir sirkülasyon sağlıyor. Araplar birçok defa birbirlerine düşseler de iç savaşlar, çatışmalar devam ettiği süreçlerde bile Kabe'ye sürekli, Kabe'den dolayı insanlar oraya gidip gelmişlerdir. Ve bu aynı zamanda Kureyş'in de kendisini toparlamasını ve
sağduyulu davranmasını tarihinde sağlamıştır. Şimdi Kabe dediğimiz zaman veya Mekke dediğimiz yer aslında hani Kur'an'da da belirtildiği gibi yaşamaya elverişli olmayan kurak, çorak bir yer. Yani çok net bir şekilde Kur'an'da da belirtiliyor. Zaten gittiğinizde de insanlar bunu görüyorlar rahatlıkla. Peki burada bu çölün ortasında, bu kupkuru yerde bu trafik, bu sirkülasyon, bu dolaşım, bu sermaye, Kureyş nasıl oluştu? Bu çok gerçekten hani çok önemli bir konu bence, yani düşünülmesi gereken bir konu. Burada artık İbrahim peygamberin veya İsmail aleyhisselam ikisinin muhteşem bir zekasım ileri görüştüğü şeklinde de yorumlanabilir. Yani oraya tam böyle yolun kavşak noktasında ama çok kötü bir yani yerde, gerçekten taşlık bir arazi üzerine ama çok ilginç bir yerde herhangi bir yapı biz de yapsaydık mesela bu kadar yüzyıllarca dayanabilir miydi? Şimdi bunun ilahi boyutları var. Bu tamamen Allah'ın gerçekten yarattığı bir şey. Dolayısıyla zaten Kureyş'e de bu hatırlatılıyor. Yani orada bir yapı var ve o yapı binlerce yıldır yaşıyor ve siz onun sayesinde bu itibarı sağlıyorsunuz. Şimdi Kabe'den dolayı Mekke müthiş bir sirkülasyon, trafik var. İnsanlar sürekli gidip geliyorlar. Kureyş'in kendi içindeki ilişkiler bozulduğu dönemlerde bile asla bu aksamıyor. Tabii bu Kabe'ye bakmaktan dolayı, yani Kabe'nin bir takım hizmetleri var. İşte gelen hacılara yemek vermek, su vermek, barındırmak, yani konaklama sağlamak, güvenliklerini sağlamak gibi. Şimdi aynı zamanda Kabe'nin fiziki bakımları söz konusu. Bunları Kureyşliler yapıyor. Bunları yaptıkları için Arapların nezdinde, yani diğer Arap Yarımadası içerisinde yaşayan diğer Arap toplulukları nezdinde bu Kureyş'e müthiş bir, aynı zamanda metafizik, dini bir şey kazandırıyor. İnisiyatif ve prestij kazandırıyor. Ve Kureyş'i Ehlullah ya da Ciranullah diye, yani Allah'ın ailesi bir nevi, yani Allah'ın evine bakan hani aile anlamında ya da Allah'ın komşuları olarak mesela nitelendirdiklerini biz Arap şiirinden çok net bir şekilde biliyoruz. Peki bu olay, bu Kureyş'e nasıl, Kabe ne, nasıl bu imkanları kazandırdı? Yani ekonomik imkanlar, serbest dolaşım ve diğer Araplar üzerinde müthiş bir egemenlik ve prestij. Bu tamamen baktığımız zaman tarih içerisine bu Kabe'den ve Mekke'den, yani Kabe'den kaynaklanıyor. Yoksa diğer Arap kabileleri de rahatlıkla kendi bağımsızlıkları. Yaz ve kış yolculukları ne oluyor? Yaz ve kış yolculuğu dediğimiz şey, Araplar yaz aylarında serin olduğu için yolculuk olarak ticaret yapıyorlardı. Uluslararası ticaret yapıyorlardı. Şam, yani Şam'a gidiyorlardı ama sadece Şam değil. İskenderiye ve Anadolu. Mesela Kayseri'ye sürekli geldiklerini, Hatay'a sürekli geldiklerini, İskenderiye ve Şam. Yani yaz yolculuğunda sadece şeye gitmiyorlar. Yani Şam değil. Şam ve çevresindeki bütün komşu, o zamanki sisteme göre eyaletler veya vilayetler, bir kısmı Bizans'a bağlı, bir kısmı Pers'e bağlı ve Kureyş bunu çok iyi, gerçekten diplomatik başarı olarak değerlendirebiliriz. Bizans'la, Pers'lerle, mesela daha aşağıda Yemenlilerle böyle uluslararası serbest dolaşım, serbest ticaret antlaşmaları yapıyorlar ve bunu çok başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Kış yolculuğu da daha çok serin olduğu için yani o mevsimlerde Yemen'e. Ama sadece bu Yemen'i kapsamıyor. Yani. Yemen, Habeşistan gibi bölgeleri ve aradaki bütün kabileleri kapsıyor. Aynı zamanda Umman, Bahreyn gibi bölgeleri de kapsıyor. Yani kış yolculuğu sadece yani Yemen'i kapsamıyor. O çevredeki birçok dolaşıma neden oluyor. Dolayısıyla bu yolculukların her birisi ortalama 3 ay sürüyor. Evet. Yani 3 aydan önce pek gidip gelmek evet. Mümkün değil. Ve mallar o oralardaki limanlardan, oradaki pazarlardan alınarak iç pazarlara getiriliyor. İç pazarlarda Mekke'nin yakınlarındaki ünlü panayırlarda insanlara yani değiş tokuş ve müthiş evet. Bir sermaye dolaşımı söz konusu. Evet. Tabii bunu sağlayan ana faktör kesinlikle Kabe'dir. Yoksa çölün ortasındaki bir kabileye, yani hiçbir özelliği olmayan bir kabileye kimsenin kolaylıkla itibar etmesi mümkün değildir. Aynı zamanda bu ticaret esnasında Kureyş tabii dokunulmazlık adeta var ve mesela
Yakınlardaki kabilelerde de çok barış antlaşmaları, barış sözleşmeleri yapıyorlar ve rahatlıkla Arap Yarımadası'na, Bizans'a, Pers'e, Yemen'e, Habeşistan'a, hani Afrika'ya, her yere çok rahatlıkla, evet, güven içerisinde gidip gelebiliyorlar. Tabii. Şimdi sevgili seyirciler, harita üzerinden şöyle bakarak kısaca anlatmaya çalışacağım. Hindistan'dan, Çin'den gemilerle üretilen mallar, değerli mallar, baharatlar, ipekler gemilerle geliyor ve bir kısmı Yemen limanlarına, bir kısmı da Mekke'ye yakın limanlara geliyor. Araplar altın vererek bu malları alıyorlar. Yani bu gemilerle gelen malları alıyorlar ve Mekke pazarına getiriyorlar. Ve Mekke pazarında hacılara bunları satıyorlar. Diyelim ki 100 kilo altın aldıkları malları gelen hacılara diyelim 200 kilo altınla satıyorlar. Daha sonra buradaki altın sermayelerini alıp gidiyorlar. Suriye, ta Kayseri'ye kadar geldiğini Güngör Bey söylüyor. Kayseri'de de burada tekrar burada üretilen, Anadolu'da üretilen, Akdeniz'de üretilen malları alıyorlar, altınla alıyorlar. Tekrar bunları Mekke'ye getiriyorlar ve Mekke'de bunları da satıyorlar. Oradan da bir kazanıyorlar. Yani yazın Anadolu tarafına doğru şey yapıyorlar, serin olduğu için serin çıkıyorlar. Kışın da Yemen tarafına doğru yolculuk yapıyorlar. Yani yılda iki defa büyük kervanlarla yolculuk yapıyorlar. Bu kervanlarla altın sermayelerini götürüyorlar, oradan mal alıp getiriyorlar. Şimdi tabii o zaman yollarda büyük miktar, peki bu altın nasıl oluştu? Altının oluşumu şöyle. Tabii o zaman büyük güçlü devletler var, imparatorluklar var bu bölgede kurulmuş olan. Bunlar altın para basıyorlar. Hazreti İsmail döneminde orada bir su kuyusu olduğu için, zemzem olduğu için oraya gelip de o sudan içenler suyun karşılığında oraya bir şey bırakıyorlar. Diyelim ki bir mal bırakıyorlar veyahut da ellerinde altın akçe varsa onları bırakıyorlar. Bu sermaye, bu Kureyş kabilesinde binlerce yıllık süreç içerisinde oluşan bir sermaye. Yani Mekke'deki sadece bir zemzem kuyusunun sularını satmak suretiyle başlangıç sermayesi oluşuyor. Belki biraz da işçilik yapıyorlar. Daha sonra binlerce yıllık tarih içerisinde Mekke'de büyük miktarda bir altın sermayesi oluşuyor. Şimdi bu altınlarla, altınları alarak Hindistan'dan ve Çin'den gelen malları Mekke'ye yakın limanlardan almaya gitseler haydutların saldırısına uğruyorlar. Bu altınlarla Suriye, Anadolu'ya gitseler orada da haydutların saldırısına uğruyorlar. Peki bu saldırıya uğrayınca tabii ellerindeki altın kalmayacağı için ticaret yapamıyorlar. Peki Cenab-ı Allah nasıl bunların bu şekilde güvenliğini sağladı? Yemen'deki Ebrehe ismindeki kral büyük bir ordu toplayarak, filler oluşturarak Kabe'yi yıkmaya geldi. Ya Peygamberimiz daha doğmadan önce. Ama Cenab-ı Allah Kabe'nin güvenliğini sağlamak için Fil suresinde anlatılan şekilde o filleri perişan etti. Ebrehe ordusunu mahvetti. Hiçbir askeri güç kullanmadan, yani Kureyş kabilesi hiçbir askeri kullanmadan Cenab-ı Allah Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu perişan ettiği için ne oldu? Bütün civardaki bu olayı gören insanlar Kureyş kabilesine karşı bir saygı duymaya başladılar ve dediler ki bu kabileye dokunulmaz. Bunların kervanlarına dokunulmaz. Bunların altınlarına dokunulmaz. Cenab-ı Allah diyor ki bakın ben sizin güvenliğinizi sağladım. Siz açtınız. Altınız vardı ama yiyeceğiniz yoktu. Çünkü bu altınla gidip bir yerlerden yiyecek alıp getiremiyordunuz. Ne yaptım ben size? Ticaret imkanı sağladım. Ve siz bu ticaretle gittiniz, altınlarınızı verdiniz, mal aldınız, getirdiniz, sattınız, iki kat kazandınız. Daha sonra bunlarla Anadolu'ya kadar gittiniz, gene mal geldiniz. Bakın hem sizi tüccar yaptım, hem sizi yiyecek bulma imkanı sağladım, mal alıp satarak. Aynı zamanda da ne yaptım? Sizin güvenliğinizi sağladım. Size ben bu kadar lütufta bulunmuşken şimdi nasıl oluyor da putlara tapıyorsunuz? Nasıl oluyor da size bu kadar yardımı yapan, lütfu bulan Allah'a kulluk etmiyorsunuz diye direkt Kureyş suresine hitap ediyor. Şimdi sanıyorum tarih içerisinde bu surenin nasıl anlaşıldığı ortaya çıkmış oldu. Kureyş kabilesi, yani Mekke'deki hükümet
Mekke'deki Genelkurmay Başkanı, Mekke'deki Meclis Başkanı, Mekke'deki meclis üyeleri yani parlamenterler biliyorlardı ki aslında bu Mekke'ye de en büyük yardım yapan Cenab-ı Allah'tır. Güvenliği sağlayan Cenab-ı Allah'tır. Onları ticarete alıştıran Cenab-ı Allah'tır. Açlıktan onları kurtaran Cenab-ı Allah'tır. Peki öyleyse Allah'a neden itaat etmiyorlar? İşte dev soru bu. Ve sure diyor ki öyleyse siz, çünkü kulluğun içerisinde itaat de var. Öyleyse neden bana itaat etmiyorsunuz? Şimdi ve bunu ne yapıyorlar? Kureyş kabilesi düşünüyor. Cenab-ı Allah Kureyş suresiyle onlara hitap ediyor. Aradan tabi 1400 küsur yıl geçti. Şimdi Kureyş kabilesini indiği ortamda anlamaya çalıştık. Şimdi günümüzde Kureyş suresini nasıl anlamalıyız, nasıl yaşamalıyız ve nasıl anlatmalıyız? Bu konuda kısaca sizden bir bilgi alalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi günümüzde de biliyoruz ki petrol çok önemli bir gelir kaynağı. Evet. Yani Kureyş'i Arap Yarımadası olarak düşünürsek. Şimdi bu tabii gerçekten petrol de bir nimet. Aynen daha önceki yüzyıllarda o Kabe'deki işte su, zemzem. Orada o zemzem yüzünden çölün ortasında bir şehir oluşması. Ve o şehirle birlikte Kureyş'in günümüze kadar bu itibarını, varlığını sürdürmesi. Günümüzde de bu petrol şeklinde veya diğer enerji kaynakları olarak ben düşünüyorum. Şimdi burada tabii eğer işte Kur'an'da da zaten belirtilen nokta bu. Eğer siz gerçekten bu elementleri, bu maddeleri size veren, yani su, petrol gibi çölün ortasında bunları size veren Allah'a eğer kulluk etmezseniz işte bunlar kaybolabiliyor. Yani elinizden alınır diyor. Yani. Çünkü Araplar zaten Peygamber'e itiraz etmelerinin temel nedeni oydu. Onlar diyorlar ki yani biz bir düzen kurmuşuz. Yani bunu bozulabilir. Bunun bozulmasından endişe ediyorlardı. Evet. Halbuki Peygamberimizin getirdiği, önerdiği sistem daha küresel bir sistem. Yani sadece Kureyş'te yarımadayla sınırlı bir sistem değil. Evet. Bütün insanlığın yararlandığı, yani evet, o zenginlikten bütün insanlığın yararlanması, evet, şeklinde bir şey olması lazım. Dolayısıyla günümüzde de bu eğer petrol ise söz konusu olan, bu insanlığın, yani benim görüşüm, ortak malıdır. Ya da o ülkede yaşayan o elementler nerede çıkıyorsa, yani yarısı o halka verilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi çağımızda 8 milyar insan yaşıyor. Bu surenin 8 milyar insana geldiğini düşünelim. Öncelikle de muhatap olan 8 milyar, yaklaşık 250 civarındaki devletin hükümetleri. Hükümetlere hitap ediyor. Diyor ki, siz halkınızı ticarete alıştırın. Yani sizin halkınız ticaret yapsın. Peki, nasıl ticaret yapacak? O zaman bütün dünyada serbest ticaret anlaşmasına geçmemiz lazım. Bütün hükümetlere Rabbimizin çağrısı. Bütün hükümetler dünyada serbest ticaret anlaşmasına geçmelidir. Her insan, buradan diyelim ki Yeşim fabrikasında üretilen giysileri bir valize dolduran bir insan dünyanın her tarafına gidip buradan aldığı malı satabilmelidir ve dönebilmelidir. Serbest demek ki dolaşımda tabii. Evet. Yani dünyada serbest dolaşım ve serbest ticaret. Ama nasıl? Güvenlik içerisinde. Demek ki birincisi, sevgili hükümetler, dünyadaki bütün hükümetler, çünkü Kureyş hükümet kabilesi. Genelkurmay başkanı atıyorlar, meclis üyeleri atıyorlar, hükümet başkanı onlardan ve diğer ortak hizmetleri yapıyorlar. Ve diyor ki, siz nasıl ki esas gelirinizi ticaretten kazanıyorsanız, o zaman dünyadaki işsizliğin ve açlığın ortadan kalkması için dünyada her insana ticaret imkanı tanımanız lazım. Bunun da yolu nedir? Güvenlik içerisinde her insana, her vatandaşa serbest ticaret hakkı tanınmasıdır. Bütün hükümetlere Kureyş suresi vasıtasıyla Rabbimizin hitabı budur. İkincisi, tüccarlar dünyanın her tarafında
mal alıp satmak için gidip gelirlerken güvenlik içinde olmaları gerekiyor. Kimse bunların canına, malına, şerefine, haysiyetine dokunmaması gerekiyor. O halde bütün hükümetler, bütün dünyada tüccarların güvenliğini sağlamanız gerekiyor, sağlamalısınız. Demek ki bütün hükümetlere Rabbimiz hitabı, bu insanlar bütün dünyayı dolaşırken insanların güvenliğini sağlamak sizin üzerinize bir vaciptir. Ve Cenab-ı Allah da eğer siz böyle bir niyet içindeyseniz size bunun yolunu gösterecektir, göstermektedir ve size yardımcı olacaktır. Üçüncü mesaj, açlıktan korunmak. Yaklaşık olarak 1990 yılındaki sayımlara göre 400 milyon aç vardı dünyada. Yani şu anda kesin olarak sayısını bilmiyorum. İnternete girerseniz bulabilirsiniz yani. Aç olan insanların, işsiz olan insanların açlıktan korunması, işsizliğin önlenmesi nasıl meydana gelecek? Nasıl olacak? Şimdi ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben 5 yaşında köyden Malatya şehrine geldim. Ve orada tabii benim babam öğretmendi. Öyle çok fazla aç filan da değildik ama ya içimde bir ticaret yapma duygusu oluştu. Gittim mesela bir kilo keskin nane aldım. Onları paketlere sardım. Keskin nane 5 kuruşa 5 tane diye sokaklarda satmaya başladım. Bir baktım ki ben oradan %500 para kazanıyorum. Yani bana keskin nanenin 25 tanesi 5 kuruşa mal oluyor. Ben onun 5 tanesini 5 kuruşa satıyorum. Böylelikle ticaret yaparak elime bir para geçebildi. Dolayısıyla ben ticarete alıştım ve şu an 59 yaşındayım. Yaklaşık olarak 54 yıldır ticaret yapıyorum. O halde 5 yaşından itibaren herkes ticaret yapabilir. Yeter ki tüccara dokunulmasın, tüccarın güvenliği sağlansın ve dünyada serbest ticaret olsun. Böylelikle aslında açlığın ve işsizliğin çözümünün de ticaretten geçtiği anlaşılmış oluyor. Bakın Endonezya ile ilgili bir misal verelim. Bir zamanlar internete şöyle bir soru sorun. Endonezya nasıl Müslüman oldu diye. Bir tek tüccarın bir ticari faaliyeti sonunda koskoca bir Endonezya'nın ki bugün nüfusu 240 milyon insanın o tüccarın bir ticari faaliyetin sonunda Müslüman olduğunu orada okuyacaksınız. Bu tüccar Kureyş suresini okuyor. Ben de diyor o zaman ticaret yapayım. Hemen orada elinde var olan imkanlarla veyahut da borcu alarak neyse o teferruatını bilmiyorum. Bir gemi kumaş temin ediyor. Bir gemi kumaşı gemiyle beraber gidiyor ve Endonezya'da karaya çıkıyor ve bir dükkan açıyor. Aldığı fiyat neyse, diyelim ki kumaşın metresini 2 kuruşa aldıysa metresi 5 kuruştan satmaya başlıyor. 5 akçeden satmaya başlıyor. O zaman akçe vardı. Böyle beğenilen bir kumaş. İnsanlar da güzel alışveriş yapıyorlar. Kısa zamanda bol miktarda parası oluşuyor. Kumaşlar satılıyor. Bu arada bir gün kendisi işe geç geliyor. Geç gelince yanında çalıştırdığı eleman diyor ki usta ben bugün şu kumaştan sattım. Şu kadar para temin ettim. İşte parası da bu kadar. Diyor ki kaç metre sattım? Bu kadar. Kaç metresi kaça geliyor? 10 kuruşa geliyor. Evladım diyor. Bak diyor. Bizim diyor o sattığın kişiye yanlış satmışsın. Bunun metresi 5 kuruş. Bu haram olur. Onu çağırıp hem parasını iade etmemiz lazım hem de helallik almamız lazım. Neyse. Git diyor onu ara bul. Gidiyor arıyor tarıyor o alıcıyı buluyor ve getiriyor. Diyor ki senden hakkını helal etmeni istiyorum. Diyor ne yaptım ki ben size hakkımı helal edeyim. Benim diyor eleman size 5 kuruşluk 5 akçeli kumaşı 10 akçeye satmış. Bakın hem özür diliyorum elemanın yaptıklarından dolayı. Bu da paranızın üstü. Bir de hakkınızı helal edin diyor. Adam da şaşırıyor. Allah Allah diyor ya sen niye böyle yapıyorsun? Diyor ki ben Müslümanım. Cenab-ı Allah benim bütün yaptıklarımı görüyor. Bu yapılan yanlışın hesabını da bana soracaktır. Onun için hakkını bana helal etmen gerekiyor. Benim dinimin gereği bu diyor. Adam bunu gidiyor akrabalarına anlatıyor. Orada da tabii genelde insanlar o zaman için putperest veya Budist yani. Daha sonra bu yayla kralın kulağına gidiyor. Kral bu tüccarı çağırıyor. Diyor ki ya sana bunu yaptıran dininmiş. Neymişti bu senin dinin anlat bakalım diyor. Diyor ki işte benim dinimin adı İslam. Benim dinimin Rabbi Allah, alemlerin Rabbi.
Benim dinimin kitabı Kur'an-ı Kerim. Diyor ki o kitaptan bana bir tane getir. Bir tane götürüyor ve onu okuyor Kur'an-ı Kerim'i ve Endonezya kralı Müslüman oluyor. Kral Müslüman olunca zamanla bütün halk da Müslüman oluyor. Bugün sayıları 240 milyon. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz bir tüccarın Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre dürüst ticaret yapmasının sonunda bugün 240 milyon insan Müslüman olmuş ve her Müslüman olan insanın sevabı da o insana gidiyor ve o insanın ahiretteki derecesini buyurun hesaplayın yani. O halde Türkler, Türk kardeşlerimiz, Türkçe bilen kardeşlerimiz, işsiz kardeşlerimiz en kısa zamanda dürüst ticaret yapmak şartıyla elinizde neyiniz varsa neyiniz yoksa satarak dünyanın her tarafında satılabilecek mal temin edin. Dünyanın her tarafına gidin ve onları dürüstçe satmaya çalışın. Tekrar gelin alın gidin, tekrar gidin alın gelin ve böylelikle ticarete alışın ve ticaret yapın. Zamanla göreceksiniz ki hem açlığınız gidecek hem korkularınızdan güvenliğe ulaşacaksınız. Ve bir de aynı zamanda dürüst ticaret yaparsanız dininizin yayılmasına vesile olmuş olacaksınız. Sevgili seyirciler, bugün Ramazan'ın birinci haftası. Bir haftadır oruç tutuyoruz. Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Oruç bize daha bir dinamizm verdi, daha bir disiplin verdi. Ama sağlığı müsait olmayanların tutması tabii farz değil. Sağlığı müsait olup oruç tutanların oruçlarını birinci haftasında tekrar tebrik ediyorum. Güngör Bey sağ olsun İzmir'den buraya geldi. Ona teşekkür ediyorum. Gelecek hafta hangi surenin anlatılmasını istiyorsanız lütfen Olay TV telefonlarına telefon ediniz. Biz o süre üzerinde çalışalım. Mümkünse o süreyle ilgili bir de konuk davet edelim ve bu programları bu şekilde işlemeye devam edelim. Ve bütün hükümetlerin Kureyş suresinin gereğini yerine getirmesi ümitlerimizle ve çağrılarımızla hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı ticaretler ve bütün dünyaya güvenlik ve barış diliyorum.